Son bir tane pizza kalmış. Onu da ben yiyeceğim. Nerede? Nerede son bir pizza? Burada yok. Ey, hepsini döktüm. Kertenkele, son pizzayı gördün mü? Son kalan dilimi mi? 2 saat önce ben yedim. Karnım çok şişti. O benim hakkımdı ama. Ben 3 dilim yedim, sen 4 dilim. Onu kendime saklamıştım. Biraz sonra yiyecektim. Üzgünüm, benim hiç aklıma gelmedi. Bırakıp gittin sandım. Of ya, bak ortalığı da dağıttım. Şimdi bunları toplamam lazım. Umarım baykuş kız karnı tok gelir. Yoksa yiyecek hiçbir şey yok. Karnım o kadar çok şiş ki şu an yemek kelimesi duymak istemiyorum. Çok fazla yemişim. Evet, benim hakkımı da yediğin için çok fazla yemiş oluyorsun gerçekten. Selam çocuklar, ben geldim. Ne yaptınız bakalım? Buraların hali ne? Siz neler yemişsiniz böyle? Bakayım. Pizza, içecekler. Bir sürü şey yiyip içmişsiniz. Sağ olun, hiç bırakmamışsınız. Tamam, itiraf ediyorum. Bir tane vardı. Kalan onu ben yedim. Ben de itiraf ediyorum. Onu kendime saklamıştım. Sana saklamak aklıma gelmedi. Aferin size çocuklar. Şu halinize bak. Göbeğiniz şişmiş resmen. Hadi hadi kalkın, gidiyoruz. Ben bu halde hiçbir yere gidemem. Benim de kıpırdayacak halim yok. Siz bu halde nasıl kötülerin peşinden koşacaksınız acaba? Baksanıza şu halinize. Hadi spor yapacağız. Spor mu? O nereden çıktı şimdi? Ne spor mu? Hayır. Şu an birinin yardımımıza ihtiyacı olsa ne olur biliyor musunuz? Sadece ben gidebilirim. Siz gidemezsiniz. O yüzden hemen kalkın. Spora gidiyoruz. Eğer güzelce spor yaparsanız size dondurma ısmarlarım. İşte buna hayır demem. Ama ben sadece yürüyüş yaparım. Hadi ama beni biraz örnek alın. Ben bisiklete bineceğim. Araçlarımız varken bisiklet de nereden çıktı şimdi? Ben bisikleti çok severim. Hem de bir süredir istiyordum ve aldım. Ben bisikletle spor yapacağım. Siz de isterseniz size de bindirebilirim. Hayır, ben istemiyorum. Hiç pedal çevirecek halim yok. Ben hala scooter'ıma binmeye kararlıyım. Tamam o zaman, hadi hadi kalkın 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 çocuklar. Spora gidiyoruz. Ben böyle sakin sakin yürüyeceğim. Bu da bir spor sonuçta. Dondurmacıda buluşuruz. Ben de scooter'ımla dolaşa dolaşa geleceğim. Bunu kullanmak da gerçekten çok yorucu olabiliyor bazen. Ama emin olun, bisiklet gibisi yok arkadaşlar. Dondurmacıda buluşuruz. Son gelen hesabı öder. Kulaklarımla duydum Romeo. Dondurmacıda buluşacaklarmış. Nasıl duydun sen onu? Dışarı çıkmıştım, yürüyüş yapıyordum. Biraz bakayım dedim, pijamasıkiller ne yapıyor? Sonra dinledim onları ve dondurmacıda buluşacaklarını öğrendim. Ne zaman acaba? Bence en az yarım saatimiz vardır. O zaman planım için yeterli sürem var. Yürü ay kızı, gidiyoruz. Dondurma kaplarının içine yapışkan toplardan dökeceğim. Bunun içine girince çıkamayacaklar. Evet, işte dondurma külahlarım hazır. Bunların içindeki yuvarlak yapışkan şeylere yapışacaklar. Ve ben pijamaskilleri yakalayacağım. Planın güzel Romeo. Ama pijamaskilleri bunların içine nasıl sokacaksın? Onu da sen düşün. Onu sen yapacaksın çünkü. Nasıl yapacağım ben ya? Onu da sen düşün. Her şeyi de ben yapamam ki. Ben nasıl şimdi pijamaskilleri bunun içine sokacağım ki? İşte geldim. Ve tabii ki ilk ben geldim. Bisikletimi şöyle bırakayım. Bakayım kimse var mı? Ne kedi çocuk ne de kertenkele yok. Yani bisikletle ben onları tabii ki geçtim. Kertenkele yürüyor. Kedi çocuk da scooter ile geliyor. Bisiklet daha hızlı bence. Onları bekleyeyim. Bakalım ikinci kim gelecek ve sonuncu gelen dondurmayı ısmarlayacak. Kedi çocuk dondurmacıya giriş yaptı. Hoş geldin kedi çocuk. Kertenkele gelmedi değil mi? Hayır, tabii ki gelmedi. Yürüyerek nasıl geçebileceğini düşünüyor bizi. Yaşasın o zaman. İkinci olarak ben geldim. Kertenkele öder. Ben gidip dondurma seçeyim. Ah, çok yoruldum. Ah. Yaşasın, ikinci ben gelmişim. Kedi çocuk daha gelmemiş.
zannet kertenkele, kedi çocuk çoktan geldi, dondurmasını seçmeye gitti. Gerçekten mi ya? Uf! Ben mi ödeyeceğim şimdi dondurmaları? Evet, maalesef sen ödeyeceksin. Ben de mi dondurmamı seçmeye gitsem acaba? Zaten çok yorulmuştum bu haberi duyunca. Çok şakacısın kertenkele. Ah bak, kedi çocuk geliyor. Dondurmasını seçmiş olmalı. Arkadaşlar, harika dondurmalar var. Ah, bu neye takıldım böyle? Kertenkele, senin yerde ne işin var? En son ben geldiğimi öğrendim de ondan. Evet tabii ki, ne bekliyordun? Yürüyerek geldin. Son zamanlarını koştum bir kere. Yine de bizi geçemezsin. Ben bisikletle geldim. İlk ben geldim. Of ya, hadi gidip dondurma seçelim. Çok güzel dondurmalar var arkadaşlar. Çilekli, kakaolu. Ben kakaolu yiyeceğim. Ben de çilekli yiyeceğim. Limonlu var mı, limonlu? Evet tabii ki var. Hadi gidip seçelim baykuş kız. Ben de bir bakayım neler varmış. Sen bizi bekle burada, geliyoruz. Aa, baykuş kızın bisikleti binsem mi acaba? Neyse biraz bekleyeyim. Gelirler birazdan, uzaklaşmayayım. Merhaba kedi çocuk. Senin burada ne işin var? Ay kızı, sen burada ne yapıyorsun? Sanırım ikimiz de aynı sebeplerden dolayı buradayız. Dondurma. Evet evet, biz de o yüzden buradayız. Arkadaki dondurmalardan yediniz mi hiç? Arkadaki mi? Ben onların dondurma olduğunu düşünmüyorum. Onlar özel dondurma. Girip baksanıza içine. Nasıl sipariş veriyoruz onları? Önce bir tadına bakıyorsunuz. Beğenirseniz sipariş veriyorsunuz. Gerçekten mi? Evet, ben yedim. Çok lezzetli. Ben öyle bir şey görmemiştim ama. Neyse, çocuklar gelince söylerim. Tamam, hoşça kal. Umarım inanmıştır. Yoksa Romeo bana çok kızacak. Kakaolu gerçekten güzel. Biraz tadına baktım sipariş vermeden önce. Asıl limonlu harika. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Bu arkamızdakiler de dondurmaymış. Gerçekten mi? Hiç öyle düşünmemiştim. Bana da hiç dondurma gibi gelmedi. Bir tadına bakalım mı? Tadına mı bakılıyormuş? Evet, bakıyormuşuz. Sonra sipariş veriyormuşuz. Biraz ilginç geldi ama bir bakalım. Tamam, hadi bakalım. Acaba nasıl bir dondurma? Bir kokusuna baksam mı? Wow, hiç daha önce böyle bir dondurma. Çok ilginç bir dondurma. Bu da ne böyle? Aa, arkadaşlar sakın. Gerçekten çok güzel kokuyormuş. Bir bakalım. Ne kadar ilginç. Aa, hayır. Sizi uyarmaya çalışmıştım. Benim için artık çok geçti. Ben de duymadım. Ne yapacağız şimdi? Bunlar da ne böyle? Yapışkan bir şey. Kolumu kıpırdatamıyorum. Birinin bize yardım etmesi gerek. Biz tuzağa mı düştük yoksa? Kedi çocuk, bunu sana kim söyledi? Olamaz, anlamalıydım. Ne oldu kedi çocuk? Bunu bana ay kızı söyledi. Tabii ki bunun altında bir şey olduğunu anlamalıydım. Ne yani, sen şimdi ay kızını mı dinledin? Sana inanmıyorum kedi çocuk. Tuzağa düştük. Niye bilmiyorum ama ben çok daha derine gömüldüm. Çıkamıyorum. Sen nasıl o kadar ileri gidebildin? Arkadaşlar, sakin olup bir plan yapmalıyız. Sakın plan falan yapmayın. Çünkü buradan çıkamayacaksınız. Sizi yakaladım pijama askeriler. Romeo! Olamaz. Hemen bizi buradan çıkar. Efendim? Duyamadım. Hiç sanmıyorum. Biz buradan mutlaka çıkacağız Romeo. Bunu iyi biliyorsun. Bu sefer o kadar kolay değil. Romeo, ne oldu? Düştüler mi tuzağa? Aa, gerçekten inanmış. Aferin sana ay kızı. Tebrikler. Hadi gel. Şimdi planımızın ikinci aşamasını konuşalım. İnanacağını hiç sanmıyordum kedi çocuk. Çok komik ya. Gerçekten inanmış. Aferin sana kedi çocuk. Of ya, nasıl inandın böyle bir şeye? Ben ısmarlayacağım diye mi acaba? Tamam arkadaşlar ya, üstüme gelmeyin. Çıkacağız buradan, biliyorsunuz. Ama nasıl? Evet, buradan bir sürü dondurma almaya geldim.
ne taraftan giriş acaba? Şuradan mı? Hey, bunlar da ne? Ne kadar büyük külah. Bakın, Paw Patrol bizi kurtarabilir. Paw Patrol, yukarı bak. O ses nereden geldi? Birbirini mi çağırıyor? Aa, pijama askerler. Sizin orada ne işiniz var? Romeo bizi bu yapışkan şeylerin içine attı. Hemen bizi kurtarman lazım. Sizi kurtarmak çok isterim. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Onlar dondurma mı? Hayır, sanmıyorum. Ama eriyebilen şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıcaklığımızda daha da yapışıyorlar. Lütfen bize yardım et Paw Patrol. Demek öyle. O zaman sıcak bir su iş görecektir. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, işte geldim. Bu hortumla size su tutacağım ve eriteceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Su geliyor kedi çocuk. İşe yarıyor. Eriyor hepsi arkadaşlar. Harika. Hepsi eridi. Yaşasın. Teşekkürler Paw Patrol. Hadi şimdi diğerlerini kurtaralım. Baykuş kız eriyor mu? Evet evet eriyor. Gönderin suyu. Tamam, hepsi tamamen eridi. Hadi arkadaşlar, en çok ben sıkıştım, en son beni bıraktınız, hadi. Geliyor kertenkele. Yaşasın, eriyor. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz Paw Patrol. Teşekkürler, bizi Romeo'dan kurtardın. Rica ederim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Romeo geldiğinde bizi göremeyince yüzünü çok merak ediyorum. Hadi artık eve gidelim. Ben dondurma falan yemek istemiyorum. Gerçekten mi? Yoksa bizi ısmarlayacağın için mi kertenkele? Hayır canım, ne alakası var? Hadi gidelim. Bisikletim nerede? Geliyorum. Şimdi onları buradan çıkartıp laboratuvara koyacağız. Tamam Romeo, ama gitmişler. Ne? Gitmişler mi? Olamaz. Neredeler? Bunların içindeydiler. Olamaz, pijamas kirliler. Nasıl çıktılar yine buradan? Merhaba Romeo. Hoşça kal Romeo. Tabii ya, Paw Patrol.